Bugün Microsoft Excel uygulaması indireceğiz. Play Store'a veya App Store'a EXCEL Excel yazıp arama yerine tıklıyoruz. Daha sonra çıkan Microsoft Excel Spreadsheet program uygulamasını tıklayıp indiriyoruz. Yüklendikten sonra açıyoruz uygulamayı. Uygulamamız yükleniyor. Bazı ayarlar yapmamız lazım. Evet, burada daha sonra oturum açın. En alttaki burada daha sonra oturum açın seçeneğini seçiyoruz. Şimdilik atla seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra deneyin. En alttaki daha sonra deneyini tıklıyoruz. Burada artık uygulamamız yüklendi. İleri diyoruz en alttan. İsteğe bağlı verileri gönderme. Üstteki isteğe bağlı verileri göndermiyoruz. Kapatıyoruz. Uygulamamız yüklendi. Aşağıdaki bu uygulamayı seçmiyoruz. Yüklemeyeceğiz bu uygulamayı. Evet, uygulamamız Office 365'e geldi. Geri diyoruz. Uygulamaya döneceğiz. Evet, uygulamamız yüklendi şu an. İstersek yukarıdaki sağ üstteki artıya tıklayarak yeni bir Excel kitabı açıp ayarlardan fotoğraf video şey fotoğraf ekleme özelliğini aktif etmemiz lazım. Onun izni veriyoruz. Tüm dosyaları yönetme erişim izni verdik. Eğer bu açık değilse. Artık şimdi Excel çalışma kitabını açabiliriz. Açtık. Buradaki ilk küçük kutucuklara hücre diyoruz. Hücrelerin içerisine yazarak işlem yapabiliriz. Hücrelere tıkladığımız zaman aşağıda FX yazıyor. O da hücrelerin içini gösteriyor. Onu da yazabiliriz. Bir yazdık. Onayladık. Şimdi yanına başka bir şey yazabiliriz. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Eğer bize gönderilmiş bir XLS veya XLSX uzantılı bir Excel çalışma kitabı dosyası da gönderilmişse, onu da artık program yüklendiği için bu Excel programıyla açıp kullanabiliriz. Hemen bir örnek yapalım. İlk satıra sıra, ikinci sütuna isim, üçüncüye soy isim, dördüncü D sütununa not şeklinde giriş yapabiliyoruz. Burada sıralama yapma, toplama çıkarma, işlem, hesaplama işlemleri Excel programında daha kolay yapılabilmektedir. Onun için Excel